Evet canlar, dostlar, arkadaşlar, hepinize merhaba. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yine yeniden bir scooter aksesuarıyla beraberiz, karşınızdayız. Zaten bu oldukça modifeli bir scooter. Neden böyle? Normalde çift çanta olmaz. Tabii komik bir durum. Ancak aşağıda bunu biz sergilediğimiz için müşterimizi görsünler diye iki farklı tip çantayı sergilemek için böyle bir scooter var. Bunda ne var? Bir tane bavul malzemesinden, ABS malzemeden bir çantamız var. Altta normal kumaş ama su geçirmez bir çantamız var. Burada bir scooter aynamız var. Hem 360 derece dönebiliyor hem de yana yatmasıyla gerçekten arkadan geleni görmemizi sağlıyor. Çünkü ben de bir scooter kullanıcısı olduğum için hızlı giderken, mesela şu şekilde hızlı gidiyoruz ya, bir daha arkaya dönüp baktığımızda devrilme söz konusu olabiliyor. O açıdan bu hem emniyetli hem de güvenli bir ürün. Bir de gaz kolunun su almaması adına şöyle bir silikon var. Bu da gaz kolunu kapatıyor ki ıslanmasın, bozulmasın diye. Ayrıca bu arada en önemli aksesuarımız scooterlarda dashboard, ekranı koruyan, ekranın su almasını engelleyen bir tane silikon kılıfımız var. Bu da gerçekten güzel bir ürün. Çünkü ekran su aldığında maalesef bozuluyor. Dashboard arızası, anakart arızası, motor arızasına kadar gidebiliyor ve çok yüksek fiyatlara çıkabiliyoruz. Göstereceğimiz ürünü şimdi alalım. Engin Baba'ya. Engin Baba biliyorsunuz scooterlara fısıldayan adamdı kendisi. Birazdan şöyle uzaklaşalım. Şimdi şu çantayı sökeyim ben. Bize çok sorulan bir ürün var arkadaşlar. Çocuklar için gidon. Yani çocuğumuzla beraber gezmek istediğimizde bunun boyu yüksek olduğu için çocuk şuraya tutamıyor. Yani çocuk böyle bu şekilde bu pozisyonda olabiliyor. Bu da tabii güvenli değil. İşte kafasını çarpabilir ve konforlu bir sürüş olmayabilir. O açıdan ne yaptık? Şuraya takılan gidonumuz var. Bunu size göstermek istiyoruz. Montajı zaten kolay. Engin Baba, sahne sende. Ben şöyle kenara geçeyim efendim. Bu aslında basit bir bora parçası. Engin Baba, takmadan önce bir saniye ben onu alayım. Bir kullanıcılarımız görsün. Evet dostlar, bakın şöyle bir ürünümüz. Bebeğimiz, çocuğumuz işte 4 yaş, 5 yaş, 6 yaş neyse boyu uzanmadığı zaman şöyle tutuyor ve güvenli bir sürüş sağlamış oluyor. Herhalde yeterince iyi değil mi Fatih? Şöyle bir ürünümüz. Buradan 4 adet vida geçiyor ve güvenli bir tutuş sağlıyor. Bunu taktığımızda, takalım Engin Baba sana da. Bunu taktığımızda bu ürünün düşme şansı yok. Çünkü çocuk bu boruyu tuttuğunda, aşağı doğru bastığında karşıdaki demir yukarı doğru kalktığı için, bir baskı uyguladığı için aşağı inme şansı yoktur. Gayet güvenli bir üründür arkadaşlar. Montajı zaten çok kolay. 4 adet vidası var. Alyanlı. Onu söküyoruz. Sonra bu scooter'ın gövdesine, gidonuna takıyoruz ve daha sonra kullanıyoruz. Evet, Engin Baba'ya çok teşekkür ediyoruz. Eline sağlık Engin Baba. Gidonumuz takıldı. Gördüğünüz gibi mesela ben şu anda buna biraz baskı uygulayacağım. Bakın inmiyor. Dediğim gibi şu ön demir karşılık tuttuğu için aşağı doğru inmesini engelliyor. Kullanışı tekrar sergiliyorum şu şekilde. Çocuğumuzun boyu bu şekilde yetmeyeceği için ondan sonra tam bu hizada yukarı aşağısı onun boyuna göre ayarlarsanız gerçekten tercih edilen bir ürün. Ondan sonra hem çocuğumuz güvenli bir şekilde oluyor hem de biz ebeveyn olarak biraz daha böyle bacak aramızı alarak çocuğumuzu korumuş oluyoruz. Ama mutlaka şunu söylüyorum bir kamu spotu olarak. Değil mi Fatih? Kask takalım arkadaşlar. Kask gerçekten önemli bir aksesuar. Aslında aksesuar değil, bir ekipman, bir koruyucudur. Çocuğumuza, kendimize mümkünse üstü açık olmayan tamamen kapalı kasklar takarak güvenli bir sürüş sağlamakta fayda var. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese güzel günler, kazasız günler, iyi sürüşler diliyorum. Hoşça kalın.